Evet, herkesin ekonomiyi de ilgilenen herkesin merakla beklediği faiz kararı için gözler 23 Eylül'de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Rubil Gökdemir zaten uzun zamandır biz onunla da yayın yapıyoruz. Kendisi de ayrıca tek başına yayın yapıyor Zanka TV'de bu konularla ilgili. Aylardan beri bas bas bağırdığımız bir konu 23 Eylül konusu. Çünkü dolar ummadığımız gibi yani birçok piyasanın da ummadığı gibi fırlayabilir ve bunun etkileri ters, negatif, olumsuz da olabilir diye bas bas uyarıyoruz 23 Eylül tarihi için. Ama diğer taraftan da eski Merkez Bankası Başkanı, yani şu anki başkanından bir önceki başkanın da yaptığı açıklamalar var. Sayın Ağbal'ın yaptığı açıklamalar var. O da tabii enflasyonla mücadelede para politikasının önemine vurgu yapan bazı tweetler attı. Ben çok uzatmayayım. Konu hakkında uzman Rubil Gökdemir hem 23 Eylül tarihi hem eski başkanın açıklama yapması hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz inadı. Ne diyorsun? Şimdi Ferit Bey farkındaysan ben para politikası olarak faiz ve döviz kurlarındaki esnekliğin veya bunu etkileyen faktörler olarak ne dedim? Cümlemizin başında ne dedim? Türk ekonomisinin %25'i yerli halde kalabilmiştir. Yerlilik oranı %25'e inmiştir. İthalata dayalı kısmı %75'e çıkmış bulunmaktadır. Bütün seyircilerimize şu bilgiyi de vermek isterim ki mesela bir çimento işi Türkiye'nin dünyadaki üretici olarak ikinci sırada bulunduğunu herkesin bilmesini isterim. Yani çimento üretimi olarak dünyada ikinciyiz. Ama bugün Çimento Üreticileri Birliği'nin kendi resmi beyanları diyorlar ki bizim çimento üretimindeki giderlerimiz daha doğrusu ithalatın payı %80'dir. Ferit Bey dikkat buyurun. En yerli saydığımız çimento üretiminde bile ithalatın payı %80 ise siz artık TL yanında bir dolarizasyon dediğimiz yani çift paralı bir sistemle muhatapız. 19 yıldır yapmış olduğumuz ithalatın 3,5 trilyon dolar olduğunu 19 yıldaki dış ticaret açığımızın 1 trilyon 150 milyar dolar olduğunu yani dilimde tüy bitinceye kadar defalarca belki onlarca defa bu ekranlarda söyledim. Arkadaş sen 1 trilyon 150 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsan bu dövizi bulman lazım. Peki turizm gelirlerimizi diğer gelirlerimizi eklediğimizde bile yani bu dış ticaret açığımızdan çıkardığımızda bile 620 milyar dolarlık cari açığımız var. Bak bu net hesaptır. Cari açık demek her türlü döviz gelirini de hesaplarsan dış ticaret açığından düşersen döviz pozisyonu açığın budur zaten. 620 milyar dolar. Arkadaş nereden bulacaksın 620 milyar doları? Nereden bulacağımı söyleyeyim. Zaten borçlandığımız miktar da bu. Şimdi bir ekonomi %75'ini ithalata dayalı hale getirmişse fiyat artışlarının etiketlerde aranmayacağı veya yeterli döviz stokunuz, rezerviniz, döviz rezerviniz yoksa faizleri de indirmek hevesiyle yeni bir seçim hazırlığına girişiyorsanız döviz fiyatlarının artacağını öngörmek için kahin olmaya gerek yok. Döviz ihtiyacımız devam ederken sıcak paraya ulaşabilmek için faizi artırıyorsunuz. Naci Ağbal zaten demiş ki bugün dediğinin bir cümlesini söyleyeyim. Bunu daha önce uzun uzun ben anlatmıştım. Hatta Zanka TV izleyicileri hatırlayacaktır. 11 sayfadan oluşan bir mektubu Merkez Bankası kanunu uyarınca Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmak zorundaydı, kamuoyuna sunmak zorundaydı. Merkez Bankası kanununda der ki yıllık olup bitenleri bir raporlamak
Cumhurbaşkanı'na ve kamuoyuna raporlamak Merkez Bankası Başkanı'nın görevidir. O mektubu ben size 11 sayfalık o mektubu özet halinde açıklamıştım. Orada dediklerinin özeti olarak diyor ki Naci Ağbal, kalıcı fiyat istikrarı için yani enflasyonla mücadele için kararlı ve öngörülebilir bir para politikası çok önemlidir. Bunu takip etmek lazım. Şimdi para politikası derken aklımıza gelen iki tane şey söyleriz. Bir, faizlerdir. İki, döviz rezervlerdir. Para politikasını etkileyecek en önemli enstrümanlar bunlar. Biz faiz oranlarımızı %19'da 19 Mart'tan itibaren tutmaya devam ediyoruz. Enflasyonu düşüremediğimiz için faiz indirimine gidemiyoruz. Enflasyon düşmemesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın tembihatları doğrultusunda, sinyalleri doğrultusunda Merkez Bankası Başkanı faiz indirimi yapabilmek için olmadık numaralar çeviriyor. Çekirdek enflasyon diyor, beklenen enflasyon diyor, gerçekleşen enflasyonu kastetmemiştik diyor, tüfeği kastetmemiştik diyor filan. Bütün bunlara bakınca, az önceki Merkez Bankası'nın rezervlerine bakınca, geçen hafta Merkez Bankası'nın açıkladığı sunumda CDS'lerimiz, yani kredi borçlanma sigorta primimiz 366 iken bugün 404 oldu Ferit Bey. Bak aradan geçiyor bir hafta, bizim yurt dışında borçlanma kalitemiz, yükümlülüğümüz, faizimiz aradan geçen bir haftaya rağmen artmaya devam ediyor. Dünyanın Arjantin'den sonra en kötü CDS oranına sahibiz. Dünyanın Arjantin'den sonra en kötü borçlanma faizine oranına muhatabız. Bütün bunlara rağmen ben zaten seyircilerimizi hiç yanıltmadım biliyorsun Ferit Bey. Ne demiştim? 23 Eylül'e kadar 7.50-7.60'lar civarına döviz gelir, fark eder ve bekler. Nereye kadar? 23 Eylül'e kadar. Şimdi herkes oturmuş faiz indirimi bekliyor. Faiz indirimi olursa da döviz hakkında kimse bir öngörüde bulunamaz. Niye bulunamaz? Faiz indiği an zaten kısıtlı miktardaki sıcak para, fon parası zaten gitmek için hazırlıklarını yapıyor. Borsayı da çakarlar, burnunun üstüne borsayı da çakarlar. Oradaki paralarını da alır giderler. Ben bu kadar olumsuzluğa rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kredi faizlerini düşürme gayretine rağmen, enflasyonla mücadele etmeksizin devletin ürettiği mallara acımasız bir şekilde vergilere ve mallara zam yapmalarına rağmen enflasyonu düşürmek için faiz artıp düşüşüne gidebileceklerini zannetmiyorum. Eğer giderlerse, çünkü bu hareketler gideceklerini gösteriyor. Suni bir şekilde rezervleri artırmaya çalışıyorlar. Yüksek kredi faizleriyle borçlanarak IMF'den aldıkları paraları rezervlere ekleyerek, swaplarla ulusal paraları rezervlere ekleyerek hazırlıkları gösteriyor ki faiz indirimine gidecekler. Ama bu bir çılgınlık olur. Ben yine de bu çılgınlığı yapabileceklerini yine de zannetmiyorum. Eylül'ün 23'ünde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikram ederler veya son defa bizi affetti derler veya hep birlikte bırakıp giderler mi? Ben yine de faiz düşüşü beklemiyorum Ferit Bey. Faiz düşüşü beklemediğim için de onu söylemem lazım. 23'üne kadar her gün 10 kuruşluk fiyat dalgalanmaları olacak dövizde. Lütfen bu tuzaklara da seyircilerimiz düşmesinler. Ama asıl problemin ne olduğunu, enflasyonun sebebinin ne olduğunu kısaca bir cümleyle yine özetleyeyim. Üretemeyen bir ekonomi, ithalata mahkum olmuş bir ekonomi ve bu ithalatı finanse etmek için de borçlanmak zorunda olan bir ekonominin döviz problemi, döviz kırılganlığı bitmeyeceği gibi kurlardan, kur artışlarından ve faizlerden kaynaklanan maliyet kaynaklı enflasyon sebebiyle de temel yapısal reformlara gitmeden biz bu problemleri aşamayacağız. Nedir temel yapısal reformlar?
Ya arkada 85 bin teşvik belgesi verdiğini söylüyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. 2 trilyon TL'lik teşvik kullandırıldığını söylüyorsun 18 yıl boyunca. Yani bunu dolarla ortalamasını bularak söylersek 1 trilyon dolar civarındadır. Bunların karşılığında kim ne ürettiğini de lütfen bir denetleyin de kamuoyuna açıklayın. Nasıl oldu 85 bin teşvik belgesi vermenize rağmen yerlilik oranı Türk ekonomisinin %25'e düştü? Eğer biz bu oranı ilk etapta %40'a, 5 yıl içinde de %60'lara çıkarmadan biz enflasyon problemini, kur problemini, döviz kırılganlığını halledemeyeceğimiz gibi devletin popülist politikaları seçim kazanma uğruna israf ve yolsuzluk kaynaklı diğer sebepleri de bu vesileyle enflasyonu önleme tedbirleri kapsamında söylemek lazım. Bu tablo bu kadar ağırken 650 TL'lik kursları gözünüze dizinize dursun diye anmanın Bülent Arınç'ın dediği gibi dindarların gazabına uğrayacağı gibi 8 milyon üniversite öğrencisinin de gazabına uğramalarını temenni ediyorum Ferit Bey.